Arkadaşlar, Türkler hakkında bilgi veren çok kaynaklar var. Neden? Bir düşünelim şöyle. Neden çok kaynaklar var Türkler hakkında bilgi veren? Çünkü Türkler dünyanın birçok bölgesine dağıldılar. Tamam bizim ana yurdumuz Orta Asya ama biz Orta Asya'dan o kadar çok yere göç ettik ki yani Sibirya'ya göç edenler var, Çin'e gelenler var, Hindistan'a gelenler var, İran'a gelenler var, Anadolu'ya gelenler var, Mısır'a gidenler var, Suriye, Mısır'a, Karlizm, Karadeniz'in kuzeyine o kayınlar göçü kapısı. Karadeniz'in kuzeyine gelenler var. Ee, Orta Avrupa'ya gidenler var. Doğu Avrupa'da yaşayanlar var. O kadar çok dağınık ki doğal olarak da Türk adının anlamı ile ilgili çok fazla görüş var. Cümleyi böyle kurun kafanızda. Çok fazla görüş var. Türkler, Türkler hakkında bilgi veren çok fazla kaynak var. Ayrıca Türklerin yaşadığı çok fazla coğrafya var. O kadar dağınık ki. Biz bunu Çin için, Arap için kullanamayız ama Türkler için bunu kullanıyoruz. Bakın şimdi ne diyor? Mevcut kaynakları ve bilgilere göre Türk tarihi devlet olarak Asya Hunları ile başlar. Doğru demin nasıl bir cümle kullanmıştık sizinle? Dedik ki ilk Türk topluluğu İskitlerdir. O da net de değildir. İlk Türk topluluğu ama devlet teşkilatlı bir yapı Asyahum. Herkesin kabul ettiği görüştür bu bakın. Hiç şey yoktur burada. Bilmem spekülasyon yoktur burada yani tartışma yoktur. İlk çağlardan beri. Şimdi hemen burada bir şey anlatayım size. Gençler ilk çağ ne zaman başlar? Milattan önce 3200 yazının bulunması milattan sonra 395 Roma İmparatorluğu'nun parçalanmasına kadar devam eder. Peki Asyon ne zaman kuruldu bilinen en eski tarihi? Milattan önce var olan ilk tarihi 220. Teoman'ın tahta çıktığı tarih. 220 tarihi ilk çağ. Doğru mu? Yani şurada bir yer. O yüzden bizim ilk çağ devletimiz hangisi? İlk çağda tek bir devletimiz var bizim gördüğümüz kadarıyla. O da Asya Hun. Diğer devletlerin hepsi ilk çağdan sonra. Anlaştık mı arkadaşlar? Ne diyor? İlk çağdan beri Altaylar, Sayan Dağları'nın güneybatı bölgesinde yaşayan ve bir iki sefal savaşçı. Hiç bir iki sefali düşündünüz mü ne olduğunu? Ne acaba bir iki sefal? Arkadaşlar bir iki sefal dediğimiz kutu kafa. Kutu, kısa kafa yani, kısa. Tam ben. Bak, kısa kafa, tam ben. Eni, tam ben pek, pe pek, uymuyor. Eni boyu aynı, tamam mı? Yani kısa, uzun değil. İşte bu Türk ırkı, bir iki sefal yapı. Yani ne yapıyorlar? Kafayı, kafatasını ölçüyorlar. Böylelikle sınıflandırıyorlar. Bu aslında biraz da birinci sınıf ırk. Atatürk'ün bununla ilgili çalışmaları vardı. İşte Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Tarih Tezi'nin ortaya atılmasının sebebi, Türklerin ikinci sınıf sarı değil beyaz olduğunu, bir iki sefer yapıda olduğunu ispatlamaktı ki bu da ispatlanmıştır arkadaşlar. Ne diyor? Bir iki sefer savaşçı beyaz oluşu Türk soyu çeşitli sebeplerle gerek milatınca gerek milattan sonra değişik bölgelere yayılmıştır diyor. Tamam burada ne öğrendik? Teşkilat ilk Türk devletimizin nasıl yapımı olduğunu, bir iki sefer yapıya sahip olduğumuzu, beyazlıktan olduğunu öğrendik. Şimdi burada çok önemli bir, bir bilgi var bana göre. Bu paragrafa bakın. Diyor ki, Türkler Orta Asya başta olmak üzere, Zaten bizim ana yurdumuz neresi? Orta Asya. Orta Asya başta olmak üzere. Karadeniz'in kuzeyi. Karadeniz'in kuzeyinde hangi devletimiz var? Düşünün kafadan hemen şöyle biraz yorum. İşte e, İtil Bulgar devletimiz var. Hazar devletimiz var. Doğu Avrupa, bakın Hazar devletimiz var. Arkadaşlar Doğu Avrupa'da ayrıca İtil Bulgar var. Tamam mı? Ayrıca işte e, peçenekler, kıpçaklar, ondan sonra uzlar, Tuna Bulgarları bunların hepsi o bölge. Kafkaslar, Karadeniz'in kuzeyiyle Kafkaslar hemen hemen aynıdır. İran'ın hangi devletimiz var? Bak Büyük Selçuklu, öğrenciler Büyük Selçuklu'nun İran olduğunu pek akledemiyorlar. Büyük Selçuklu İran'da kurulmuş bir devlet arkadaşlar. İran kültürü çok baskındır. Anadolu, Anadolu zaten bizim gibi değişik coğrafyalar Türk devletinin kuruluş sahalarına teşkil etmiştir diyor. Şimdi burada bir şey dikkat çekiyor notumuz. Diyor ki Türkler o kadar dağınık yaşadılar ki gittikleri bölgede hep devlet kurdular. Bakın evet. şimdi niye? Çünkü Türkler savaşçı ve teşkilatçı. Biliyorsunuz üç Türk bir araya gelince devlet kuruyor. Sebebi savaş özelliğe sahipler, Orta ve kültürü gereği ve teşkilatlı bir yapıya sahipler. Burada hemen bir cümle söylemek istiyorum size. Bizim atasözümüzdür bu. Der ki, il gider, il gider, Töre kalır. İl gider töre kalır. İl devlettir gençler. Töre öf adet gelenek hukukumuzdur. Diyor ki il gider yıkılır. İlimiz gider yıkılır. Ama töre devam ederse insanlar öf adet geleneklerine, kültürüne, hukukuna, adaletine sahip çıkarsa o Türkler yeniden devlet kurabilir diyor. Bunun adı budur. İl gider töre kalır. Ayrıca bu cümle hukuk üstünlüğü anlayışını da ortaya çıkar. E zaten bir ülkede hukuk giderse devletin bir anlamı kalmaz. O yüzden deriz ya o mahkemenin arka hani hak hakimin oturduğu yerin arka duvarında yazar ya adalet mülkün temelidir. Peki mülk nedir? İslam döneminde mülk nedir çocuklar? İslam öncesinde mülk yok. İl var. İl ne? Devlet. İslami dönemde devletin karşılığı mülk. İşte adalet devletin temelidir. Devlet yıkılır, adalet olur, o devlet yeniden kurulur. Ama adalet giderse devlet kurulamaz. İşte bu hukuk üstündür, ilgeder töre kalır. Bakın şimdi, buradan üçüncü noktaya geliyoruz. Diyor ki, Türk devletleri ve beylikleri bu zaman dilim içerisinde Çinliler başta olmak üzere. Bak birçok kayınlı birlikte yaşadılar bunlar. Tibet, Moğol, Mançu Mançurya yani Japon, Hint, Soğut, Soğut İran kökenli, İran Afganistan kökenli tüccar bir topluluk. Sasani İran yani Ermeni, Gürcü, Rus, Arap Doğu, Batı Roma yani Doğu Roma ve Latin, Macar, Fin, Finlandiya. Gotlar, Sarmatlar, Sarmatlar Kafkas to kökenli bir topluluk. Kafkas toplulukları gibi birçok kayımla münasebette bulundu. Peki şöyle baktığımızda o zaman Türk tarihi hakkında bilgi veren çok fazla kaynak karşımıza çıkar. Bu slayt neyi öğretti bize? Türk tarihi hakkında genel bilgiler öğretti. Türk tarihine bakarken nasıl bakmamız gerektiğini gösterdi. Biz bir noktada ıı, durup orada büyümüş, yetişmiş, ölmüş bir toplum değiliz. Biz dünyanın birçok coğrafyasına yayılmış olan bir toplumuz. Biz bunu öğrendik burada. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi diyor ki burada, şuraya bir dikkat. Diyor ki burada Türkler sadece ortasında da yaşamadı, birçok bölgeye gitti. Doğal olarak da şu cümleye şu paragraf atıyorum. Aynı atlıyorum aynı cümledir. Vladimir Bartol diye bir adam vardı. Bu adam Orta Asya Türk tarihinin kurucusudur. Tamam mı? Alman asıllı Rus tarihçidir bu. Diyor ki çok haklı olarak Türk tarihini araştırmak için sadece Türkolog olmak yetmez diyor. Aynı zamanda Sinolog yani Çin 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 arkeoloğu Sinolog Çin tarihi İraniyatçı yani Fars tarihi, Arabiyatçı, Arap tarihi, Bizantolog, Bizans'tan da iyi bilmesi gerekiyor diyor. Peki neden bunu söylüyor biliyor musunuz? Çünkü hemen bir yorum yapın kafanızda. Çünkü Türk tarihi hakkında bilgi veren ilk kaynaklar bunlara aittir dolayısıyla. Bak burada da çok güzel bir bilgi öğrendik. Şimdi bana Türk tarihi hakkında bilgi veren ilk kaynakları kafanızdan sayın dedim ne diyeceksiniz? 1 Çin yıllıkları iki Fars yani İran kaynakları 3 Arap kaynakları Dört Bizans kaynaklar. O yüzden Çin, İran, Arap ve Bizans kaynaklarını incelemeliyim ki ben Türkler hakkında ilk bilgileri öğrenebileyim. O zaman Türkler hakkında bilgi veren ilk kaynaklar Çin, Arap, İran ve Bizans kaynaklarıdır. Kronolojik olarak en önde gelen de Çin kaynaklarıdır. Bak getirdiğimiz noktayı gördünüz mü gençler? Getirdiğimiz nokta işte burasıdır. Anlaştık buraya kadar. Peki. Şimdi arkadaşlar şurası yani okuyabilirsiniz ama çok önemli kıymetli bilgiler yok burada. İşte Türklerin ta adı bilmem Çin yıllıklarında filan geçiyor filan filan filan. Bunlara çok gerek yok ama ben şurayı değerli görüyorum. Bakın şimdi şurayı değerli görüyorum. Bakın orayı geçiyorum. Şimdi bana şunu söyleyeceksiniz ilk önce. Türkler hakkında bilgi veren ilk kaynaklar kime aitmiş? Tekrar okuyalım. Çin, Çinlilere ait. Çin'in dışında Arap, Bizans yani Doğu Roma ve İran kaynakları da Türkler hakkında bilgi verir. Peki bu kadar mı yani? Türkler hakkında bilgi veren başka kaynaklar olamaz mı İslam öncesinde? Bunu öğrendiniz ben duyuyorum. Olmaz olur mu hocam? Birçok topluluk Türkler hakkında bilgi vermiş olabilir dediğinizi duyuyorum. İşte onlar da bunlar. Bunlar da bilgi verir. Bunların kaynaklarında da Türkler hakkında bilgiler vardır. Mesela Rus yıllıkları vermez olur mu? Soğukların yıllıkları vermez olur mu? İran zaten Sasani İran vermez olur mu? Verir. Burada genellikle kullanabilecekleri cümle, burada kullanabilecekleri cümle gençler size ancak ve ancak ilk çağ uygarlıklarından Mısır olabilir. Biz Mısır kaynaklarında ya da Mısır yıllıklarında Türkler hakkında herhangi bir bilgi göremiyoruz. Çünkü Türklerle Mısırlar işte oradaki Kıptiler, Berberiler, Hiksoslar. Bunlarla ilgili herhangi bir bağlantımız olmamış. Doğal olarak da İslam öncesi Türk tarihi ile ilgili Mısır kaynaklarında bir bilgimiz yok. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu ispatladık. Şimdi burada bir bilgi daha vereceğim size. O da şu, bu da çok önemli. Ee, birçok devletin yıllığında Türk adıyla ilgili çeşitli cümlelerin geçmesi çok doğaldır dedik ya. Niye? Çünkü Türkler çok dağınık olarak yaşadılar. Bakın şimdi diyor ki Çin kaynaklarına miğfer. Miğfer. Çocuklar miğfer denilmesinin sebebi şu. Türklerin ana yurdu Altay Dağı'nın etekleri. Türkler Altay Dağı'nda yaşıyor. Tamam mı? Ve Altay Dağı da şöyle bir dağ. Böyle bir dağ. Bunun eteklerinde yaşıyor Türkler. Tamam mı? Şöyle bir dağ. Çinliler de burada yaşıyor. Çinliler bakıyor Türklerin yaşadığı coğrafyaya. Diyor ki bunlar miğferli. Çünkü Altay Dağı Çinlerin kafasına da taktığı mifere benziyor. Mifere benzediği için Altay Dağı Çinliler Türklere miferalı demiş. O zaman adının nereden geldiğini biliyorsunuz. Mifer. Çin kaynaklarına mifer. Görselinizi yapın zihin haritası olarak kafanızda. Kaşgarlı Mahmud'a göre olgunluk çağı. Avusturyalı Türkolog Vanbery'e göre türemek. Türemek. Arkadaşlar türemek. Türemiş. Yaradılmış, hep aynı anlama gelir. Türemiş, artmış, çoğalmış, yaradılmış. Ziya Yükel bu göre kanun ve nizam sahibi. Yani töresine düşkün, tamam mı? Uygur metninde güç ve kuvvetli ki en yaygını budur. Güçlü ve kuvvetli. Bugün çağdaş anlamda Türk'ün karşılığı nedir sorusun cevabı? Güç ve kuvvettir arkadaşlar. Mesela deniz kıyısında oturan adam, bunu tanımlayanlardan birisi Herodot'tur. Eski taç, Yunan taçı Herodot'tur. Cezbetmek, cezbedilmiş, terk edilmiş, terk edilmiş. Aslında bunu bu nereden geliyor biliyor musunuz? Yani şimdi Turuk var ya Turuk buradan geliyor. İşte terk diyor adam terk. İşte buradan gelir diyor. Etrak diyor yaratılmış buradan gelir diyor. Durofer diye bir taçı var. Arkadaşlar o da kanunu düşkün, nizama düşkün, töresine düşkün gibi de tanımlamış. Şimdi burada şuna bakacaksınız. İki cümle kurmanız lazım burada kendi kafanızdan. Birinci cümle şu. Aşağıdakilerden hangisi? Türk adının anlamlarından değildir. Çok kolay. Türk, Türk, bakın Türk. Terk, terk edilmiş. Türk. Arkadaşlar, yaratılmış. Tamam mı? Çoğalmış. Bak aynı cümle. Artmış. Türemiş. Ama bize göre... İşte Ziya Yükelbe göre kanun ve nizam sahibi, töresine düşkün, töreden, TR'den aklınıza gelsin tamam mı? Ondan sonra Çin kaynaklarında miğfer, çağdaş anlamda güçlü kuvvetli. Buna bakacaksınız tamam mı? İkincisi de şu, biraz daha spesifik hale getirin bu cümleyi, daha spesifik, daha zorlaştırın mesela. Çin kaynaklarında ne diye geçer? İşte miğfer. Ya da Kaşgarlı Mahmud'a göre ne diye geçer? Olgunluk çağı. Biraz da böyle bakmakta fayda var. Zaten o olgunluk çağı Ziya Gökalp'e göre kanun nizam sahibi, Çin'e göre mifer bunlar kıymetli bilgiler. Tekrar edelim. Çağdaşı biliyorsunuz zaten güçlü kuvvetli ama Ziya Gökalp'e göre kanun nizam sahibi, Kaşgarlı Mahmut'a göre olgunluk çağı, Çin kaynaklarında da mifer. Burada miferi sordular. Eski sınavlarda vardır mifer.